Nasıl olsa iyileşirim. Orada aç kaldım ya, takattan düştüm tabi. Sıcak bir çorba pişirdiydim, getireyim sana. Ha? Sağ ol, Allah razı olsun Pakize. Çorbaya gerek yok Pakize. Ben biraz uyuyayım. Kız, Gülizar, nereden çıktı o bilezik? Hiç. Nasıl hiç? Daha önce hiç görmedim. Yeni zor. Kelebacım, parıl parıl parlıyor, baksana. Ay, ama da sordunuz ha. Ne meraklıymışsınız, cindirme mi kesildiniz başıma? Yoktu evvelden, evet. Yeni, Hidayi. Oldu mu şimdi? Hedaye. Altın bilezik Hedaye. He, benim edin mi? Hem de bir er kişiden. Helal, helal. İyi misin Reşit? Allah. Maşallah. Pek becerikliymişsin kız. Nereden buldun er kişiyi? Bütün gün çiftlikte çalışırken benim bulduğumu nereden çıkardın? Yani şimdi sen demedin mi er kişi Hedaya aldı diye? Dedim dedim ama ben onu bulmadım. O beni buldu. Hele bir deyiver. Gıydıra gıydıra anlatma. Ayağıyla çiftliğe geldi. Buldu beni işte. Helal, helal. Kız Gülizar, neredeyse her dakika beraberiz. Hangi ara derede oldu bu iş? Ay bir iş falan olduğu yok ya. Niye kabul ettin o zaman? Niye taktın koluna bileziği? Senin de göğünün var o herifte. Vallahi kolay değil o işler o kadar. Düşüncesiz bağlı. Halide! Halide! Hoş geldin. Hoş bulduk. Bu ne hal Kemal, bir şey mi oldu? İş buldum. Hemen başla dediler. Ben de kolları sıvadım, akşama kadar çalıştım. Ne işi bu? Makinecilik. İndirme, yükleme, her işi yapacağım. Peki eve hep bu halde mi geleceksin Kemal? Makine işi. Malum. Başka iş bulamaz mıydın? Bu işi bile zor buldum halde. Muhsin Usta aracı oldu da anca. Maaşı da çok değil. Ama akmasa da damlar, öyle değil mi? Evet. Avans da verdiler. Sen de dursun, ihtiyaçları karşılarsın. Bir şey mi oldu? Yok. İşe girdiğime sevinmedin mi? Sevinmez olur muyum hiç? Hayırlı olsun. Sen ne yaptın bugün? Hiç. Günlük işler işte. Sen şimdi acıkmışsındır. Ben sana bir şeyler hazırlayayım ha. Sağ ol kız.
Pakize. Bu niye ki ne? Ne karanlıkta yat, ne kara düş gör. Biz önlenmemizi alalım da. Bak şimdi senin yerin ora, benim yerim bura. Bir diyeceğin varsa seslerini verirsin. Eğer kabaksa ben görmem, tamam mı? Hayırdır bu saatte? Şöyle gel hele. Diyeceklerimiz var sana. Yakışık alıyor mu hiç? Böyle bilmezdik seni. Ayıp ayıp. Doğru mu bu ettin? Ne diyorsunuz be? Ne etmişim ben? Eve erkek almışsın. Elin adamıyla aynı dam altında kalınır mı hiç? Adam hasta. Arkadaşı olacak da evden kovmuş. Hastaysa hasta, sana ne? Sokakta mı yatsaydı bu halde? Nerede yatarsa yatsın. Sana mı kaldı eve almak? Bir başına avratsın. Doğru diyorsunuz. Ben bir başıma avradım. Siz alın o vakit. Hem lakırdı da çıkmaz. Eğleşinceye kadar bakıverirsiniz. Hanginiz ister? Emine, sen ister misin? Ev hiç müsait değil. Kaynımgil var. Biliyorsun. Zühre? Benim ufak hasta. İki hasta yan yana olmaz. Gülistan bacı? Biz zaten bir odada altı nüfus kalıyor. Havanda su dövmeyin o vakit. Defolun şimdi buradan. Hadi, hadi defolun dedim. Namusuma toz kondurmam ben. Dil uzatan olursa da alnını karışlarım. Cin damarıma basmayın benim. Ne sırıtıyorsun pişmiş kelle gibi? Arka çıktın bana, sağ ol. Kız nasıl da geldin hepsinin hakkından? Helal olsun Yamina diyorum. Zorlu avratmışsın ha sen. Hadi hadi. İyi geceler. Hadi. Sağ ol. Nöbet çizelgesini iyi takip edin. Evet. Komutanım, teftişe mi geldiniz? Teftişe lüzum yok. Sana itimadım var. Sağ olun. Ancak sizi bu saatte görünce... Hamza'nın dosyasıyla alakalı sorunlar var. Ne gibi sorunlar? Dosyayı inceledim. Antakya baştan savma bir iş yapmış. Eksik evrak varsa hemen isteteyim komutan. Mesele evrak değil. Hamza'nın teşhisi. Evrakı didik didik inceledim. Lakin cesetin Hamza'ya ait olduğuna dair kat'i bir delil bulamadım. Yani mezarda yatan kişi Hamza olmayabilir. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.